Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyorum. Ne yapıyoruz? Bugün sizlerle beraber piliç topkapı sarma yapıyoruz. Soslu patates eşliğinde. Hep beraber dinleyelim. Evet, piliç topkapı tarifi için malzemelerimiz 6 büyük tavuk sarmamız, 1 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kırmızı biber katıyoruz. Ve tuz ekliyoruz. Sarmalarımızı tuzluyoruz. Sarmalarımızın pilavı için iç pilav tarifini veriyorum. 1 su bardağı pirinç, 1 yemek kaşığı dolmalık fıstık, 1 yemek kaşığı kuş üzümü, 1 orta boy soğan, 1 çay kaşığı yeni bahar, 1 çay kaşığı nane, 1 çay kaşığı karabiber, 1 su bardağı su ve zeytinyağı, tuz kullanıyoruz. Almış olduğunuz sarmalar güzelce dövülmediyse dövme işlemini evde de yapabilirsiniz. Ve dövdükten sonra ben tepsime yerleştirdim. Borcam uzun tepsime. Sarmalarımın üzerini güzelce baharatladım. Ben pilavımı bugün sade tercih ettim. Sadece bir adet soğanı güzelce pembeleşinceye kadar kavurdum ve tereyağlı bir pilav yaptım. Pilavımızı bir 5 dakika önce kapatıyoruz. Çünkü pilavımız sarmamızın içinde de tavuğumuzun kendi yağıyla pişmeye devam edecek. Evet, tavuklarımızın üzerine güzelce baharatladım ve ayrıca domates sosu da hazırladım ben, patateslerin üzerine koymak için. İçerisine biber de ekledim. Dolabımda domates sosum vardı. Onu ayrı yerde pişirdim. Sarmalarımızı top haline getirmek için kase de kullanabilirsiniz. Fakat ben fincan kullandım, süt fincanları ve daha kibar ve derli toplu oldular. Normal bir fincanın içerisine sarmamı koydum. İçerisine güzelce pilavımı doldurdum. Evet, topkapı hazır. Kanalıma abone olmayı, zili açmayı, beğenmeyi unutmayın. Görüntüsü gerçekten çok güzel oldu ve hiç dağılmıyor. Gördüğünüz gibi top top fincanı doldurduktan sonra güzelce üzerini kapatıp elinizin üzerinde boşaltabiliyorsunuz. Gerçekten dağılmıyor ve fırından da aynı bu şekilde çıkıyorlar. Evet, ben bu sarmalarımın yanına patates de hazırladım. Tavuğun yağıyla fırında o kadar lezzetli oluyor ki onu da yoğurt soslu yaptım. Yoğurt, nane ve pul biberi karıştırdım ve patateslerimle karıştırdıktan sonra tepsime top kapılarımın yanına onları da koydum. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı, özellikle zili açmayı unutmayın. Evet, gördüğünüz gibi soslamış olduğum patateslerimi ayrı bir kapta sosladım ve karıştırdım güzelce nane ve pul biberle. Üzerlerine artan sostan tavuklarımın üzerine de koydum. Onlar da fırında çok güzel kabardılar soslu oldukları için. Evet, ne yaptık? Bir tekrar edelim. Patateslerimin üzerine de soslarını döktüm. Evet, bu şekilde gördüğünüz gibi tavuklarım çok güzel derli toplu duruyorlar. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ne yaptık? Tavuk sarma yaptık. Topkapı yaptık. Bu fincanımı kullandım ben. Fincanımın içine sarma tavuklarımı baharatladım güzelce. Ondan sonra içerisine koydum. Dövebiliyorsunuz. Sarmalarınız çok açılmadıysa dövme işlemi yapabilirsiniz. Sarmalarınız biraz daha açılabilir. Açtıktan sonra içerisini ben baharatladım. Kimyon, pul biber, karabiber, kekik de kullanabilirsiniz. Tavuğa yakışıyor. Bu şekilde baharatlamış olduğum tavuklarımı fincanımın içerisine koydum. Ve içerisine yapmış olduğum pilavımı sadece soğan kullandım ben. Daha hafif oluyor. Diğerlerini koymayabiliyorsunuz da. Soğanlı bir şekilde bir tane soğan kullandım. Soğanı kavurduktan sonra
Pirincimi koydum, güzelce kavurdum. Kavururken tuzunu ekledim, sıcak suyumu ekledim ve pilavım piştikten sonra da tavuk sarmalarımı fincanımın içerisine koyup pilavlarımı koydum içerisine ve kapattım. Sonra da elinizi ters çevirip fincanınızı toplarımızı çıkarıyoruz, tavuk sarmalarımızı. Ve yanına ben ek olarak da patates hazırladım. Çok güzel oluyor yanında tavuğun patates. Oğlum da çok seviyor bu şekilde fırında piştiği zaman. Üzerine de domatesli biberli bahçe domatesimden güzel bir sos hazırladım. Biberli. Ne yaptım? Patatesimi de yoğurtlu bir sos hazırladım. Yoğurt, nane ve pul biber. Bu şekilde de çok güzel oluyor. Evet, dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkürlerimi sunuyorum. Şimdi fırına gönderelim tavuğumuzu. Kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı ve özellikle zili açmayı unutmayın. Evet, Topkapı sarmalarımız fırından çıktı. Çok güzel nar gibi kızardılar, muhteşem görünüyorlar. Mutlaka denemelisiniz. Afiyetler olsun. Tekrar dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkürlerimi sunuyorum ve videomuz devam ediyor. Evet, videomuz devam ediyor. Sizlere bizim buralardan çekmiş olduğum fotoğrafları paylaşmak istiyorum. Dün akşam gezmeye çıkmıştık, yürüyüşe kar yağarken. Oradan bir kareler atıyorum size. Çekmiş olduğum fotoğrafları atıyorum. Safranbolu'muz karlar altında ayrı bir güzel. İyi seyirler diliyorum. Hoşça kalın.